arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle şiş ile güzel bir bebek şapkası çalışacağız bebek şapkamızda popcornlar kullandık ve arka kısmını düz olarak örmeyi tercih ettik 0-1 yaş arası bebeklerimiz için uygun bir çalışmadır sizler daha büyük örmek isterseniz ilmek sayımızı artırarak örebilirsiniz evet kolay gelsin diyerek hemen şapkamız çalışmaya başlayalım kolay gelsin Bebek şapkamızı örmek için Nako'nun Elif Baby ipini kullanıyorum. Anti pilling özelliği olan ipimiz 100 gram ve 250 metre. Renk numarası ise 10.325. Bu ipimizi örmek için ise 3 numaralı şişimi kullanmaktayım. Şöyle görülmekte. Evet hemen ilmeklerimizi alarak örmeye başlayalım. Yeteri kadar ip aralığını bırakalım şu şekilde. Şöyle saymaya başlıyorum. 78 tane ilmeğimizi alalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8. İlmeklerimi topladım. Toplamda 72 tane ilmeğimi aldım. Bir ters, bir düz örerek yeterli ölçü gelene kadar örelim. Şimdi birinci sıra bunu sayalım. 2 deyip buradaki sıramızı belirleyelim. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeği hemen ters alıyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, düz. Ters, düz. Örgüyü alış yönü hiç fark etmez. Bir ters, bir düz örelim. Biraz büyütünce görüşelim. İlmeğimizle birlikte sayacak olursak ilk aldığımız ilmekle 6 sıramızı ördük. Şimdi ön yüzde 4 düz olancaya kadar örmeye devam edelim. Şimdi sadece önde düz arkada ters örelim ve 4 sıra düzümüz olduktan sonra popcornlarımızı uygulamaya başlayalım. Şöyle başlıyorum ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Artık terslerimi de düz olarak örüyorum ve örgümü bir yönde düz, bir yönde ters olarak örüyorum. Bakınız terslerimizi de düz örüyorum. 4 sıra düz örgümüzü ördükten sonra 3 numaralı tığımı da hazırladım. Şöyle görelim. Hop örmeye başlayacağız. 4 tane sağ tarafta yani başlangıçta ilmeğimizi düz örüyoruz ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ikinciyi, 3 ve 4 4 tane düzümü ördüm hemen tığımı alıyorum ilmeğimi sıradaki 5. ilmeğimi çıkarıyorum ve zincirimi çekmeye başlıyorum 2 3 tığımın başını doluyorum ilmeğimi içerisine bakın zincir çekmeye başladım yuvanın içerisine başını bir defa doluyorum popkornumu örmeye başlıyorum bir defa doladım bir defa çektim ikinci kez çekip kapamadım tekrar tığımın başını doluyorum aynı yere giriyorum bir defa örüyorum ikinci kez çekmiyorum üçüncü ilmeğim oldu dördüncü kez aynı yere girdim bir defa ördüm dört tane ilmeğimiz oldu hepsini aynı anda çekiyorum ve ilmeğimi bırakıyorum başlangıç olduğu için diğer ilmeklerim şöyle şişim düştüğü için çıktı hemen dördünü takıyorum Popcornumuzun olduğu ilmeğimizi de takarak şöyle sıkıştırıyorum ve yeniden düz bir şekilde örmeye başlıyorum. Aralara 7 tane ilmeğimi uygun gördüm aralık bırakmak için. 7 düz örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Buradaki aralık tamamen zevkimize göre ayarlayabileceğimiz bir boşluk. Daha geniş aralıklı isteyen arkadaşlarım 9, 11, 13, 15'e kadar çıkarabilirler. Daha seyrek popcorn olmasını isteyen arkadaşlarımız bu şekilde tek sayı olacak şekilde ayarlama yapabilirler. Buradaki tek sayı çalışmamızdaki amaç ise şu. Bir sonraki sıramızdaki popcorn kurulumunda 3 bir kenara atacağız. 3 bir kenara tam ortadaki üzerinden popkornumuzu çalışacağız. Yani eşit bir şekilde kenarlarımıza dağılamamızı yapabilmemiz için bu aranın tek sayı olması gerekmekte. Bakınız 7'nin 3'ünü sağa atıyorum, 3'ünü sola atıyorum. Tam ortadakinin üzerine modelimizi kuracağız. O yüzden dilediğiniz seyreklikte çalışabilirsiniz. Şimdi 7 tane ilmeğimizi ördüm. Yeniden şöyle uzatalım çıkmasın ilmeğimiz sıradaki ilmeğimi yani 8. ilmeğimi alıyorum, çıkarıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 Tığımın başını doluyorum, çıkardığım ilmeğin içerisine giriyorum. Bir tane trabzan örüyorum. İkincisi tığımda kalıyor. Tekrar aynı yere giriyorum. Bir defa örüyorum. 3 ilmeğim oldu. 4. kez giriyorum. Ve hepsini toparlayarak çekiyorum ve bu çekmiş olduğum ilmeğimi yeniden şişime takıyorum ve örgüye devam ediyorum. 1 diye sayıyorum. Şöyle sıkıştıralım. 1, 7 ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmeğimi ördükten sonra yeniden tığımı alıyorum. Sıradaki ilmeğimi çıkarıyorum. Şöyle burayı da biraz masada çalıştığım için aslında hem ses hem de daha zormuş gibi görünüyor ama çok çok kolay aslında. Hiç problemsizce çalışabilirsiniz. Üç zincirimi çektikten sonra tığıma başını doluyorum. Yuvaya giriyorum. Bir defa örüyorum. ikinciyi kapamıyorum. Aynı yere giriyorum. Başını dolayarak bir defa alıyorum. 3 trabzanım oldu ve dördüncüyü örüyorum hepsini aynı anda çekiyorum ilmeğimi şişime geçiriyorum ve örmeye devam ediyorum şöyle sıkıştırıyorum ve yeniden bir diye sayıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane ilmeği de ördüm şöyle görelim bakınız popcornlarımızı gayet güzel olmakta hemen sıradaki ilmeğimi çıkarıyorum ve başlıyorum zincirimi çekmeye 1 2 ve 3 tığımın başını doluyorum yuvanın içerisine 1 tekrar başını doluyorum tek çekiyorum hepsini dedi toplamda 4 tane trabzanımı ördüm hepsini tek seferde çekip ilmeğimi takıyorum şöyle sıkıştırıyorum ve yeniden 7 tane örüyorum bu şekilde 7 tane düz ilmeğimizi örelim 8. bir tane popkornumuzu çalışma şekliyle ilmeklerimizi tamamlayarak devam edelim Son popcornumuzu parana kadar ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9. popcornumu ördükten sonra son 3 ilmeğimi örüyorum. Şöyle popcornumu dışarı doğru çıkarıyorum ve örgümüzü popcornlarımızı yerleştirerek ilk sırasını bitiriyoruz popcorn sırası olarak. Şimdi hemen arkasını çeviriyorum ve ters olarak örüyorum herhangi bir işlem yapmıyoruz. Sadece işlemimiz popcornlarımızın olduğu yerde. Diğer tarafı arkayı ters olarak ön yüzden de düz olarak örelim. Bakın popcornumun olduğu yerin yine ardına geçiyorum. Ters olarak örüyorum. Yanındakini ters olarak devam ediyorum. Zaten ilmeklerimizin hepsi ters. ters olarak ördüm ve devam ediyorum. Yine örüyorum. Evet, bu sıramızı tamamen ters olarak örelim. Arka yönden örerek geldim. Son ilmeğimizi düz örelim. Kenarımız düzgün olsun şu şekilde. Tekrar ön yüzdeyiz. Artık e, ikinci bir e, pop cornumuzu yerleştirene kadar belli bir zeminimizi düz olarak örelim. 6 sıra düz örgümüzü örelim. Sonrasında görüşelim. Diğer pop uygulamak için mesafemizi ördük. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra. Bakınız şişimde olan ilmeği Şimdi e, kaydırmalı olacağı için modelimiz şuradaki 7 tane trabzanımızın tam ortasını 3, Popcornumuzdan önce 3 buradaki popcornumuzdan sonra ayırıyoruz ortadaki dördüncü ilmeğimizi örüyoruz onun için bakın şöyle bir kolaylık yapabiliriz 4 tane ilmeğimizi başlangıçta boş örmüştük 5. ilmeğimize modelimizi koymuştuk 5. ilmeğimizin üzerine 3 taneyi sayıyorum toplamda 8 tane düzümü örüyorum 9. modelimi uyguluyorum tekrar Buradan saymaya başlıyorum artık modelimi uyguladıktan sonra 7 tane düzümü sayıyorum. Tam şu iki tane popcornumun arasına geliyor ve böylece modelimizi kaydırarak örüp devam ediyoruz. Bir sonraki sırada kurmak için ise yine birinci sırada uyguladığımız şekliyle 4 tane düzümüzü örüyoruz. Birinci popcornumuzu yerleştiriyoruz. İlk popcornları yerleştirdikten sonra arkadan gerisi aynı şekilde sıramızı e, takip ederek gelecektir. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5. ye bakınız modelimizi örmüştüm. 5 3 tane örüyorum. 7 ilmeğin 3'ü sağa 3'ü sola kalacaktı. Tam ortadakini örüyorum. 2 3 yani toplamda 8 tane ilmeğimizi ördüm. 2 4 5 burası 4 ilmeği örmemiştik. 5. popcornumuzun oldu. 3 tane tam 7'nin sağ tarafında kalacak ve burası bizim popcorn uygulayacağımız tam orta noktamız oluyor. Yani hedefimiz bizim burası. Şişimi şöyle ittiriyorum. İlmeğimi alıyorum ve başlıyorum zincirimi çekmeye. 1 2 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum ve yuvanın içerisine girerek örmeye başlıyorum bir tane trabzanımı örüyorum birinciyi çekiyorum ikinci çekmiyorum tekrar bir daha doluyorum aynı yere giriyorum tekrar toplamda dört tane trabzanımı örüyorum dört ilmeğimi görüyorum birincisi zincirden hepsini çekiyorum ve şişime takıyorum buradan sonrasında saymaya başlıyorum şöyle sıkıştıralım 7 tane örüyorum. Daha sonrasında bakınız gayet kolay. İlk modelimizi yerleştirdikten sonra diğerleri kendiliğinden gelecek. 1-2-3 4 5 6 ve 7 7 tane aramızı ördüm. 8.ye yine popcornumuzu çalışmaya başlayalım. Tırımı alıyorum. 8. ilmeğimi 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak şöyle trabzanlarımı örüyorum. 1 trabzanımı örüyorum. Ve dördüncü hepsini tek seferde çekiyorum. Şişime takıyorum. Evet ikinci popcornumuzu da bu şekilde ördüm. Şöyle sıkıştırıyorum ve 7 tane ilmeğimi örüyorum. Şimdi burada yapmış olduğumuz işlem her 7 ilmekte bir tane popcornumuzu örerek sona kadar ilerleyelim. Ve şu iki popcorn arası mesafemizin aynısını örerek ilmeklerimizi yani buradaki popcornlarımızın yerini kaydırarak büyütmeye devam edelim. Şapkamızda kaydırma işlemini yaparak 1, 2, 3, 4 tane popcorn sıramızı ördüm. Arkasından bakınız bir tane ters ördüm. Son popcornumuzu kapadıktan sonra şimdi bir düz bir ters gidelim. Ve artık şapkamızın tepe kısmı yeterli olsun. Arkasını örmeye başlayalım. İki sıra daha örelim. Bir düz yönden bir ters yönden örelim. Sonrasında görüşelim. Evet bir sıra ters bir sıra düz ördükten sonra tekrar geldim. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Ee, şöyle bakalım. 72 tane ilmeğimiz vardı. 24, 24, 24 olarak ayarladım ilmeklerimizi. Şimdi kesme işlemine başlayacağız. Ortadaki bölüm sabit kalacak. Her ikisinden birer birer ilmeklerimizi eksilterek aşağıya doğru örmeye devam edeceğiz. İlk başlangıç sıramızda şuradan başlangıç yerimizden başlıyoruz. İlk sarı işaretimizden kesme işlemimizi yapmıyoruz. Devam ediyoruz tamamen kırmızı ayracımızın bulunduğu ilmeğe bakınız bulunduğu yere bir ilmek kala ilk kesme işlemimizi başlatıyoruz diğer tarafa geçmiyoruz tekrar buradan bir ilmek orta kısımdan bir ilmek yandan ördükten sonra tekrar geri dönüyoruz bu kez sarı ayracımızla belirlediğimiz yerden bir tane ilmeğimizi örüyoruz Son ilmeğimizde diğer tarafın ilk ilmeği. Burada da aynı şekilde son ilmeğimizde diğer tarafın ilk ilmeği. Ortadaki sayımız 24 kalacak. Yanlardan birer birer eksilerek şapkamızın arka kısmını tamamlayacağız. Şimdi dümdüz kırmızıya kadar örüyorum. İlk işaretimiz sarı dama lütfen yanıltıcı olmasın. Önce kırmızı tarafından kesmeye başlıyoruz. Dönüp gelirken buradan sarıyı da keseceğiz. Şimdi uç kısımdan başlıyorum birinci ilmeğimi örmeden alıyorum dümdüz bir şekilde örüyorum burada herhangi bir farklı işlemimiz yok kırmızı ayracımıza doğru ilerleyelim sarı ayracımın olduğu yere geldim herhangi bir işlem yapmıyorum bakınız ayracımı geçirdim işaretimi kaybetmemek için ve kırmızı işaretimizin bulunduğu noktaya doğru düz örgümüzü örüyoruz ilmeklerimizi tam almaya gayret edelim. İşaretimin bulunduğu noktaya geldim. Bakınız işaretimizin olduğu yerde Şimdi bu işaretimi çıkarıyorum. Bakınız burada bir tane ilmek kaldı. 24. ilmek ve diğer tarafın birinci ilmeğini aynı anda örüyorum. 24 ve diğerini bir tanesinin son ilmeği bir tanesinin başlangıç ilmeği olmakta. Bakınız hemen şu çıkan şişimdeki ilmeklerimi takıyorum. Her ikisini aynı anda alıyorum. Bakınız ve bir tane buradan kesme işlemimi yaptım. Örgümün arkasını çeviriyorum. Diğer tarafa geçişimi yapmıyorum ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve birer birer diğer sarı işaretimizin bulunduğu yere kadar ters örerek ilerliyorum. işaretimin olduğu yere gelmek üzereyim. Bir tane ilmeğim kaldı bakınız. Ortanın son ilmeği diğer tarafın ilk ilmeğini aynı anda örerek buradan da kesme işlemimizi başlatalım. Şöyle her ikisini alıyorum. Tersten örüyorum. Ve bu tarafa geçmeden örgümün yönünü çeviriyorum. Sadece ortadaki arka kısmı örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Her iki yönden birer birer kesme işlemimizi yaptık. Örgümüzün düz yönünde ilerliyoruz. Evet, bakınız kesme işlemini yaptığımız yer şöyle arası açık bir şekilde belirli olmakta. Bir tane yan taraftan bir tane de bu örgümüzü devam ettirdiğim ilmeğin ikisini aynı anda alıyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum ve ters yönden örmeye başlıyorum. İlk ilmeğimizi örmeden alalım. Devam edelim. İlmeklerimiz yöndeki ilmeklerimiz bitene kadar bir ön yüzden bir arka yüzden sadece ortadaki 24 ilmeğimizi örerek ilerleyelim. Arada bir kontrol edin çoğaltıp azaltmayı yeni başlayan arkadaşlarım için söylüyorum. son ilmeğime geldim bu taraftan ilk ilmeği alıyorum her ikisini ters yönde örüyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum ve bu şekilde ilmeklerimiz bitene kadar örmeye devam edelim bütün ilmeklerimizi keserek tamamladık şu an şapkamızın ense bölümündeyiz ve bakın yan tarafın her iki taraf için ayırmış olduğumuz ilmeklerimiz örerek bitirdik ve yukarıdan aşağıya doğru indik. Şöyle görelim bakınız. Güzel bir e, örgü çizgisi oluştu. Diğer tarafı da bakalım. Diğer tarafta da aynı şekilde başımızın arkasını e, bu şekilde ördük ve tamamladık ve şapka görüntüsünü kazandı bakınız şu şekilde. Şöyle bebeğimizin arkası ee, dilerseniz model kullanabilirsiniz ama ben e, çok e, tavsiye etmiyorum çünkü bebek oldukları için sık sık yatırmak gerekiyor. Arkasının düz olması ya da haroş örgü olması daha güzel. Bunlar ne de olsa başların arkasında rahatsız edici olabilirler. O yüzden düz ya da haroş olarak çalışmayı tercih edebilirsiniz. Eğer şuradaki lastik kısmını bir ters bir düz değil haroş olarak başladıysak bu kısmı tamamen haroş olarak da örebiliriz. Gayet güzel durur. Şimdi ilmeklerimizi keselim ve ensemiz için öreceğimiz bölümümüze başlayalım burayı kesmeye başlıyorum ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ikinci ilmeğimi ters ördüm içerisinden geçiriyorum örüyorum bir önceki sağ taraftaki şişimin içerisinden geçiriyorum önce örüyorum tek olan ilmeğimle Sıradan örüyorum. Ördüğümü diğer şişimin içerisinden alarak geçiriyorum ve kapatıyorum. Örüyorum. Diğer şişimi arasında ilmeğimi açıyorum ve diğer ilmeğimi içinden geçiriyorum. Yeniden ters ördüm. Evet, kesme işlemimizi tamamlayalım. Son ilmeğimi de örerek kesiyorum. Bir tane içinden geçiriyorum ve zincir çekiyorum. Son ilmeğimizi kesip bir tane de zincir çektikten sonra şapkamızın alt kısmı tamamlanmış oluyor. Şimdi ilmeklerimizi toparlamaya başlayalım. İlmeklerimizi şu kısımdan çıkarmaya başlıyorum. Evet ensemizi örmek için isterseniz tığ ve iple birer ilmek çıkararak örebilirsiniz. İsterseniz direkt şişimizi alarak ilmeklerimizi çıkarabiliriz. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde çıkarabilirsiniz. Eğer bakınız tığ ile çıkarmak istiyorsanız örerek çıkarmak zorundayız. Hem örerek hem ee, bakın şu şekilde sadece buradan ilmeğimizi şöyle çıkarıp şişe takma yöntemiyle hemen almaya başlıyorum bakınız buğday gibi görünen ilmeğimizin dış taraftakini alıyoruz örgümüzün düz olmasını istiyoruz direkt bakın bu aslında daha kolay diğer tığ ile çıkarmaktan bu şekilde ilerliyorum şöyle baktığım zaman örgümün çizgisinin tamamen kenarından ilerlemekteyim böyle kontrol edelim bir içeri bir geri, dışarı yapmayalım Arkaya geçiyorum. Arkada da yine şurada görmüş olduğum ilmeklerimi birer birer takıyorum. Bakınız hiç acele etmeden, gerdirmeden. Bir uçtan başlamıştık. Ters yönden almaya diğer ucumuza kadar ilmeklerimizi toparladık. Şöyle görecek olursak. Arkaya aldık. Diğer tarafa aldık. Hemen örmeye başlayalım. İpimi alıyorum. Örgümüzün düz yönündeyiz. Bir yönde düz, düz yönde düz, diğer tarafta ters olarak öreceğiz. İlk ilmeğimi alıyorum. Örüyorum. Daha sonra buraya bir tane düğümümüzü atalım ipimizi. Rahat bırakalım şimdilik. Düz devam ediyorum. Bakın çok kolay. Diğer ilmek almaktan bayağı rahat bir yöntem. Şöyle görelim bakın düz örerek ilerleyelim. Düz olarak arkamızı ördüm. Diğer tarafı da örüyorum ve uca kadar ilerliyorum. Çok çok kolay. Ama ilk yapan arkadaşlarımız için biraz zor olabilir. Ama emin olun gayet rahat Sıra sonuna kadar geliyorum. En son ilmeğimi de ördüm. Ve örgümün yönünü çeviriyorum. Şimdi ters olarak örüyorum. 12 sıra kadar bir ters bir düz örelim. Bakın farklı herhangi bir işlem yapmıyorum. Ters yöndeyim. Ve ters olarak örüyorum. İplerimizi tabi yarım olun veya dikkat edelim. Şu şekilde. şişimizin ucu ince olunca ölebiliyor Sıramın sonuna kadar bakınız ters olarak ördüm. Şurada düğüm atmamıştım. Ters örüyorum. Son ilmeğimi ilmek kenarımın düz olması için yeniden düz olarak örüyorum. Ve burada artık düğümümüzü atalım ve arkasını çeviriyorum. Yeniden düz örgümü başlatıyorum ve bu şekilde bu yönde düz, diğer yönde ters olarak örelim. Evet, ilmeklerimizi arkadan örmeye devam edin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 sıra ilmeğimizi ördükten sonra bakınız 12 düz 12 tersimizi ördük kesme işlemimize başlayalım birinci ilmeğimi örmeden alıyorum ikinci ilmeğimi örüyorum İlk ilmeğimin içerisinden geçiriyorum İkinci ilmeğimi örüyorum diğer ilmeğimin içerisinden geçiriyorum Dilerseniz şu şekilde de kesebilirsiniz nasıl kolay olsa bakınız ilmeğimizi örmediğimiz ilmeklerle aynı yere takıyorum ve iki tane ilmek alıyorum tekrar takıyorum hem ördüğümü hem sıradakini aynı anda örüyorum tekrar takıyorum Aslında bu daha kolay olmakta tabi bunları zorlanan arkadaşlarımız tığla da yapabilirler bakınız şu şekilde tığımızı alıp içerisinden geçirebilirler tığ kullanmayı seven arkadaşlarımız tamamen tercih meselesi. Hepsi de aynı sonuca ulaşmakta. Hangisi kolayınıza gelirse önemli olan kolaylaştırmak. Evet, sıramızı tamamlayalım ve tam ortalayarak dikelim. Arasından bağcığımız ya da kordonumuz geçeceği için tam ortalayarak dikişimizi de yapalım. Son ilmeğimize varana kadar ördüm. Şöyle ipimizi biraz uzun bırakarak keselim. Dikişimize yetecek kadar ilmeğimizi buradan şu şekilde alarak sıkıştıralım. Şimdi iğnemi takıyorum ve dikmeye başlıyorum. İğnemi taktım. Şurada bakınız. Şöyle büküyorum. ilmek aldığım yerden dikmeye başlıyorum. Bu iplerimizi daha sonra içeriye çekerek gizleyeceğiz bakınız şu kısımları. Şöyle alıyorum tam ilmeğimi toparladığım yerden dikmeye başlıyorum elimizden geldiğinin en güzelini yapmaya çalışalım kesinlikle herkesin alıştığı bir tarz vardır o tarzımızı uygulayalım bakın şuradaki ilmeğimizle karşı tarafın dışından alıyorum dış yeni yine alıyorum. Yine buradan alalım. Kordon çalışmamızı yapmak için iki tane ilmek taktım. İpimiz elit baby olduğu için gayet dolgun bir ip. O yüzden iki tane yeterli. Birinci ilmeğimi örüyorum düz bir şekilde. İkinci ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Bu bilmeyen arkadaşlarım için hatırlatma yapıyorum. Kordon aramakla uğraşmasına hemen kısaca gösterelim. İki tane ilmeğimizi düz ördükten sonra bakınız sol elimdeki şişime iki ilmeğimi örmeden takıyorum. Bakınız ipli olan arkada kaldı. Diğeri önde örmeden şişime taktım. Şimdi birinci ilmeğimi örüyorum. Bu arkadan döndüğü için yuvarlanıyor ve kordon bu şekilde oluşa bakınız. Birinci ilmeğimi alıyorum, düz örüyorum. Hep düz örüyoruz. ikinci ilmeğimi de örüyorum ve sağ elimdeki şişime örülmüş şekilde geçiriyorum. Tekrar sol şişime örmeden takıyorum. iple olan arkada kalıyor. Diğer öndeki ilmeği şişime geçirmiştim ilmeklerimi. Hemen öndeki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arkadaki ilmeğimi de örüyorum. Tekrar Şişimi örmeden takıyorum. Sol elimdeki şişimi örmeden taktım ve bakın kordon çalışmamız başladı ve epey ilerledi birinci ilmeğimi düz örüyorum. İkinci ilmeğimi yeniden düz örüyorum sadece iki düz örüyoruz örmeden tekrar şişime takıyorum ve bu şekilde istediğimiz ölçü gelene kadar örüyoruz kordon çalışmamızı örerek tamamladım hemen santim olarak size ölçü vermek istiyorum kaç santim ördüğümü sizler öreceğiniz bebeklerimizin yaş grubuna göre ayarlarsanız çok daha güzel olacaktır şöyle hemen ölçüyorum 70 santim tam 70 santim kordon boyumun uzunluğu şimdi bir çatal iğne yardımıyla aradan geçirelim iğnemi taktım şu şekilde geçirdim bakınız yön fark etmez herhangi bir yönden giriyorum diğer taraftan çıkıyorum iğnemi çözüyorum. Uçlarına pompon çalışması yapalım. Bakınız bir tane pomponumu çalışmıştım. Hemen çalışmış olduğum pomponumu takıyorum. Şöyle iki tane ip bırakırsanız şuradaki aradan girelim. Geçirelim. Pomponlarımızın her ikisini kordonlarımızın ucuna bağladıktan sonra şapkamız kullanılmaya hazır hale geldi. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişizdir. Yeni çalışmalarımızda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.